Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bahsedeceğimiz konu biraz değişik bir konu. Aslında ana başlık olarak ders almak diyebiliriz. Hepimizin başına yatırım arenasında bazen üzücü olaylar gelebiliyor. Bir pozisyonda terste kalabiliyoruz. Portföyümüzü açıp baktığımızda adını orada görmekten nefret ettiğimiz bir takım senetleri zamanında bir şekilde almış olabiliyoruz. Ancak ne zaman portföyümüzü açıp baksak tıpkı bir vücuda musallat olan virüs gibi bizi rahatsız eden bir pozisyonda orada öylece beklediğini görüyoruz. O yüzden bu videonun ismini portföydeki virüs koydum. Eminim bu videoyu izleyen pek çok kişinin portföyünde böyle bir virüs ya vardır ya da geçmişte olmuştur. Peki biz bu virüsü portföyümüz kaptı diye üzülmek yerine bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz onu konuşalım istedim. Arkadaşlar biz bu virüsü başımıza nerede musallat ettik? İşte bizim arayışın içinde olmamız gereken soru bu. Hafızamızı zorlayıp o senetle ilk tanışma anımıza dönmemiz gerekiyor. Bunu bir Twitter hesabında mı gördük? Endeks'in coşkulu dönemlerinde duygularımızı dizginleyemeyip zirvelerinden mi aldık? Temel ve teknik durumunu hiç incelemeden sadece çok düştü diye mi portföyümüze ekledik? Düştükçe paçal yaparak daha da mı feci bir hale getirdik bu pozisyonun büyüklüğünü? Bir arkadaşımızdan duyum mu geldi de aldık? Telegram'daki borsanın yakışıklı prensi hesabında gördük de bundan evvelki 3 tane senet tavan çekti, bu da çekecek beklentisiyle mi aldık? Bacanağımız tahtacının sağ koluyla tanışmış da bize WhatsApp üzerinden mesaj çekip bu senede gireceklermiş, bunda pozisyon alalım dedi diye mi aldık? Arkadaşlar eğer bu virüsü portföyümüze dolayısıyla başımıza nerede musallat ettiğimizi çözersek işte o hatayı bir daha tekrarlamayarak bunu avantaja çevirebiliriz. Aynı hataları tekrarlarsak arkadaşlar alacağımız sonuçlar değişmez. O senedi portföyünüzde taşırsınız artık o virüs iyice vücudu hasta edercesine tahribatı ilerletip dayanılmayacak noktaya gelerek nasıl ki insanı hastaneye sevk ediyorsa siz de artık kol kesme adı verilen lanet olsun denen noktada da belki de artık dönüşe ramak kala o virüs adını verdiğimiz senetten kurtulma yoluna gidebilirsiniz. Ama işte bu durumdan ders almazsak orada açığa çıkan parayla gene gidip onu nasıl aldıysak aynı şekillerde alıp yeni bir virüsü de portföyümüze bela etmek işten bile değil arkadaşlar. O yüzden bu bize bir ödev olsun. Eğer bugün portföyümüzde böyle bir senet varsa ben bunu nereden aldım? Neden aldım? Birinden mi duydum aldım? Kendim teknik sistemime uymayarak stopunu mu kaçırdım? Endeks coşuyordu da bu daha hareket etmemişti. Aldım ama gene endeks geriye çekilirken düzeltme yaparken stopuna riayet etmedim mi? Zirvesinden çok geri gelmişti. Bir miktar alayım dedim ama gene o virüs 10 not almana rağmen büyüdü düştükçe daha da alarak paçal yaparak 1000 notu, 10.000 notu, 100.000 notu mu buldu? Arkadaşlar bu tip zirve geri çekilmelerinde de aldığınız bir not dahi virüs gibi çoğalarak portföyünüzde anlamlı bir büyüklüğe ulaşabilir. Bu da çok önemli bir konudur. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse 900 liradan 8 liraya geri çekilen bir senedi 10 liraya gidecek beklentisiyle, çok düştü beklentisiyle az bir şey alayım ne olacak ki diyerek portföyünüze eklersiniz. Sonra 7,5 liraya, 7 liraya, 6,5'a hatta 6'ya kadar inerken siz her 30 kademede bir, 50 kademede bir, 2 katını, 3 katını, 4 katını alayım bu kesin dönecek, mümkün değil 10 liraya görecek beklentisiyle bir bakmışsınız ki aslında zirveden kağıda yakalanmışsınız ve de iş içinden çıkılamayacak bir noktaya gelmiş. Bu çalışmayı yaparsak eğer böyle bir şeyi tespit edersek arkadaşlar bir daha o hatayı tekrarlamamak yolunda karar aldığımızda artık bu virüs illeti bir daha bizim portföyümüze bulaşamayacaktır. Bugün de böyle değişik bir konuda video çekmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarak gösterirseniz beni yeni videolar çekmek konusunda motive edeceğinizi bilmenizi isterim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.